20. soru son sorudayız arkadaşlar. Kenar uzunlukları 6 artı 8 ve 2 artı 1, 2 artı 6 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir şerit yukarıdaki gibi katlanmıştır. Bakın arkadaşlar dikdörtgen şeklinde bir şeritimiz var. Kısa kenarını ve uzun kenarını söylemiş ve katlamış. Bu katlama sorularını yine çalışma sorularını da çözmüştük. Buna göre katlama sonucu oluşan dikdörtgensel bölgenin alanı. Şimdi arkadaşlar bize buradaki soru işaretli bölgenin alanını soruyor. Bir kere 2A artı 6 ise buradaki kenarda 2A artı 6 mı olacak? Güzel. Bana şimdi bu kenar uzunluğu lazım. Şunu şöyle ben uzatsam arkadaşlar bakın. Burası 2A artı 6. Şimdi bunun tamamı neydi arkadaşlar? 6A artı 8'di değil mi? 6A artı 8'di. Şimdi şu uzunluğu öğrenmek için bu uzunluğu ve bu uzunluğu buradan atmalıyım. Niye? Çünkü bakın bunun ben açtığımda şuradaki 1, 2, bu üçünün toplamı 6 artı 8'i veriyor. Diyorum ki 6a artı 8 eksi köşeli parantez. 6 artı 8 köşeli parantez. Öncelikle 2a artı 6'yı çıkarıyorum. 2a artı 6'yı. Daha sonra da 2a artı 8'i çıkardığımda buradaki uzunluğu bulmuş oluyorum arkadaşlar. Yapalım. Ee, 6a artı 8 eksi açtım parantezi topladım 4a topladım kaç oldu 14 eksi içeri dağıtacak olursak 6a artı 8 eksi 4a eksi 14 6a'dan 4a çıktı 2a eksi 6 mı oldu arkadaşlar? Yani burası da 2a eksi 6 oldu. Dikdörtgen alanı öğrenmek için. 2a artı 6 ile 2a eksi 6'yı çarpacaksınız. Çarpmanıza gerek yok. Arkadaşlar bakın. 2 kare farkı. 2 terimin toplamı. iki terimin farkı ve çarpımı var. Yani 2a'nın karesi 4a kare. 6'nın karesi 36. 4a kare eksi 36'dır. Doğru sonucumuz. O da hangi şıkta var? A seçeneğinde var arkadaşlar. Denememiz bitti. Bütün soruların çözümlerini izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.